hangisi konuda ne gerekiyorsa o çalışmayı yapıyoruz. Ve bu konuda özellikle Rusya'nın rejim üzerinde inisiyatifini daha fazla hissettirmesi gerektiğini ifade ettik. Yani bizim oradaki duruşumuzun, yani Türkiye'nin güvenliği, DAEŞ'e karşı, YPG'ye, PKK uzantılarına karşı Türkiye'nin güvenliğini sağlamak bir. Bir yandan da bu PYD'nin doğudan batıdan birleşmesinin önüne geçmek. Bu tatsız olaydan sonra normalleşme süreci başladı. Bu çok güzel bir gelişme. Bunun tabii mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'dir. Her şey aslında 15 Temmuz'dan sonra hız kazandı. 15 Temmuz'da Rusya çok net bir duruş sergiledi darbeye karşı. Ondan sonra buluşma gerçekleşti Ağustos'ta. Sonra Ekim'de Putin ziyaret etti. Ve normalleşme süreci hızla devam etti. 24 Kasım öncesine döneceksek, eğer ortaya koyduğumuz enerji alanında karşılıklı yatırımların arttırılması, ticaretin 100 milyar dolar hedef vardı. 100 milyar hedef var dediğiniz şeyde bir yıl içerisinde %40 gerilemişiz. 30 milyardan düşmüşüz 12 milyar. 12,5 milyara. Dolayısıyla hatta daha ötesi, yani bu 20 uçak krizi öncesinden daha ileri götürelim diyorlar. Tamam, götürelim. Yani turizm biraz daha hızlı gelişecek gibi gözüküyor. Ona da tabii basın toplantısında güvenlik problemi falan gibi bir şeyler söylediler. Bunlar tabii hepsi. Onu da dedik, yani terör her ülke için tehdittir. Güvenli bir ülke yok, eğer öyle bakarsak. Ama tabii ki tedbirler alınacak, istihbarat paylaşımı yapılacak. Yani Türkiye güvenlik noktasında, terör örgütlerine karşı operasyonların yapılması noktasında ciddi bir konsept değişikliğine gitti. Yani biz olayların arkasından değil, önünden gitmeye başladık. Taarruz ediyoruz yani.